Vay be. 2 milyar dolar bütçe ha. GTA 6 tarihin en çok beklenen, çıktığında en çok ses getirecek oyunu ve bir oyun kanalı olarak benim her ay illa bir GTA 6 videosu atmam gerekiyor. Bir oyun nasıl daha çıkmadan her hafta gündem olur, yeni bir dedikodu yaratır bilmiyorum ama anlaşılan bu jenerasyon gerçekten de büyük bir şeylere tanık olacak. İşte bu videoda da GTA 6 hakkında olan yeni gelişmeleri, dedikoduları ve başarıp başaramayacağı hakkındaki fikirlerimi göreceksiniz. İzledikten sonra beğenirseniz, abone, like, katıl üyeliği gibi çeşitli yerlerden desteğinizi gösterebilirsiniz. Çünkü şu aralar ciddi bir bildirim sıkıntım var. Evet, tıraş oldum bu arada. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen bu oyunla alakalı son gelişme tabii ki çalışanlar, çünkü taktılar bu adamlara. Söylenene göre Rockstar evden çalışma izni verdiği çalışanları zorunlu olarak yeniden ofise çağırmış ve fazla mesai saati yazmış. RDR2 vakasından sonra bu olay artık Rockstar için normalleşmiş olsa da, çünkü onlara sebep oyunu verilen tarihe yetiştirmekti, anlaşılan Rockstar 2025'i ciddi zorluyor. O tarihin de ertelendiği konusunda bir haber olsa da şöyle söyleyeyim, bu adamlar 2025 duyurusundan birkaç gün sonra hisselerinde %10'luk bir düşüş oldu. Hani düşünün, oyunu sadece 1 dakikalık fragmanı ve 2025 yılından sonra bile hissedarlar zarar ettirdi adamlara. Bu konuda şunu söyleyeyim, şahsen ne kadar ertelenirse ertelensin GTA 6 2026'da çıkamaz. Hani son gün de olsa dedikleri yılda çıkarır bu adamlar. Peki çıkaracaklar çıkarmasını, ama nasıl çıkaracaklar? Harbiden bu oyunu becerebilecekler mi? Bundan önce yaptığım GTA 6 gündem videolarında, ki siz şu an erişemiyorsunuz onlara, hep dediğim bir şey vardı. Bu oyun inanılmaz yenilikçi olacak. Fragman duyurulmadan önceki haberler, sırf bir oyun için yapıldığı söylenen yeni mekanikler, yeni bir oyun motoru ve yepyeni capcanlı bir Vice City bile zaten size bu oyunun gücünü gösteriyordu. Fragmandan sonra ise insanlar yeniden heyecanlandı, yeniden dediler kardeşim ne büyük oyunmuş bu ya, ve şu anda da deli gibi ikinci fragmanı ve daha detaylı bir çıkış tarihini bekliyorlar. Fragmandaki detaylar, karakterler, yeni Vice City, hatta senaryonun baştan sona ne olduğuyla alakalı tonlarca video yapıldı zaten. Senaryo konusunda bilinenler şunlar. Lucy kesinlikle bir yerde hapse girecek. Başta olur, sonda olur, ortada yerde olur bilmiyorum. Fakat kısa da olsa bir hapishane, hatta belki de hapishaneden kaçırma seansı yaşanacak. Lucy ve Jason ikilisinin ilişkisi büyük ihtimalle çoktan ilerlemiş olacak. Öyle bir tanışma seansı vesaire görmemiz zor. Jason ve Lucy ikisi de oynanabilir karakter olsa da tabii ki odak Lucy'de olacak. Bu ikili beraber dükkan basacak, ellerini kona bulayacak, bir sürü suç işleyecek, ama acaba nereye kadar? Şarkı sözlerinin bu işideki rolünü zaten fark etmişsinizdir. İnişli çıkışlı, uzun bir yol olacak, fakat tabii ki en büyük olay şu sahne. Trust. Trust. Evet, açık açık bir güven sorunu olacak. Son olarak da 3. karakter meselesi. Bu bir söylenti değil, artık neredeyse kesin bir şey. Halen daha gösterilmemiş olsa da hikayenin bir noktasında 3. karakter devreye girecek ve bu kadar. Hani tek bilinen bu karakter var, fakat polis mi, suçlu mu, bu ikilinin akrabalarından biri mi? Bana sorarsanız bunların hiçbiri olmayacak. Bir görevde yan karakter olarak gözüküp oyuncunun hiç haberi olmadan alttan gösterilmeye devam edilecek ve vakti geldiğinde de karşımıza çıkacak. Buradaki vakit ile alakalı en büyük teori, Jason öldükten sonra Bir dakika. Bu bir teori videosu değil, söyleşi videosu. Yabancı kanalların içeriklerini ve edit tarzlarını alıp ben buldum diyerek insanları kandırmamam gerek. Kanalda yaptığım birkaç GTA videosundan da anlamışsınızdır ki, büyük bir fan olmasam da bu seriyle alakalı herhangi bir şeye kanalda yer vermek cidden istediğim bir şey. Son attığım videolara söylediğim gibi yüksek prodüksiyon eşittir kaliteli oyun, fakat orada eklemeyi unuttuğum bir şey vardı. Rockstar oyunları bunu bir istisnaydı. Evet, bu adamlar da parayı bulduktan sonra aha bunları yapmaya başladılar, fakat gidin Max Payne'i, GTA 2'yi, hatta Red Dead Revolver'ı oynayın, anlarsınız niye farklı olduklarını. Rockstar her zaman mükemmeliyetçi, her zaman kaliteli oyunlarına değer veren bir firmaydı, ama açık konuşayım, seneye gelecek bu oyun onların bile bu oyunu aşıyor. Ne kadar bu işin altından kalkabilecek başka bir firma düşünemesem de şu bir dakikada bile gösterdiklerini yapabilecekler mi hiç emin değilim. Bakın, olay grafik, çevre, prodüksiyon falan değil. Eşek değillerse 2 milyar bütçeyle zaten en alasında yaparlar. Benim kuşkulandığım konu arka plan, yani şunlar değil de bunlar hani. Biliyoruz ki Rockstar her zaman gösterdiği oyunu sunmaz. Size kovboyculuk oyunu derler, vallahi öyle oyun yapacağız derler. Yaparlar da, ama bir bakmışsınız sadece kovboyculuk oyunu değil, baştan sonra bir hayat hikayesi. İşte bu oyunda sunulan hikayenin temelinde ne var? Aslında her GTA oyununda olan var. Suçlu birkaç insan, onlar arkadaş veya sevgili olur. Beraber soygun, mafyacılık yaparlar, en sonunda ne yaşanırsa yaşanır. Açık konuşayım, eğer bu oyunun hikayesi bunlardan biri gibi olursa başarılı olamaz, çünkü artık yetti yani. Az önce bahsettiğim senaryo her GTA oyununda geçiyor ve tamam, malum firmalar gibi aynı şeyleri de sunmuyorlar da artık farklı bir şey de denemenin vakti gibi sanki ha. Mesela beraber soygun yaptık, biz çok suçlu insanlarız, polislerden kaçarız her zaman falan değil de, biz bu dünyada hayatta kalmaya çalışan bir çiftiz ve amacımız birbirimizi koruyup kollamak, sahip çıkmak.
Ki sadece hikaye konusunda değil, diğer merak ettiğim şey de oynanış kısmı. Bu konuda herhangi resmi bir şey gösterilmemiş olsa da lütfen abi GTA 5'in aynısını yapmayın ya. Yani en basit bir şey yapmamız bile 55 dakika sürmesin, tamam hani sıkılıyor oyuncular da bari gidin GTA 4'ü falan örnek alın biraz ya. Bu oyunun mekanikleri gerçekçilik ve eğlence arasındaki çizgiyi koruyabilen bence en iyi oyunlardan biri ve eminim benim gibi bir sürü insan vardır şunun gibi bir oyun yeniden oynamak isteyen. Ha bunun kadar kütük olsun mu olmasın, yıl artık 2008 değil, oyuncular artık 2008'deki gibi değil, haliyle biraz yenilemen lazım şu motoru ama illaki bir oyundan örnek alınacaksa bence o oyun kesinlikle GTA 4 olmalı. Kritik bir yere değineceğiz fakat gelin önce size özel bir fırsattan bahsedeyim. Kaptan Kaplan online oyun keyleri satan ve denemeniz için size bu 3 güzel oyunu hediye eden bir internet sitesi. Tek yapmanız gereken seçtiğiniz oyunlardan sonra sepetiniz 100 TL 6 ise Ahmet 50, 100 TL 3 ise Ahmet 100 kodunu kullanıp bedavada indirim kazanmak. Oyunları aldıktan sonra size gelen keyleri açıklamada indirdiğiniz uygulamada okutuyorsunuz ve çevrilmiş hesaplardan istediğiniz sürede oynayabiliyorsunuz. Ekranda zaten oyunları ne kadar ucuzdan sattıklarını görüyorsunuz fakat bu fiyatlara daha da kısmak için bu iki kodu kullanmanız yeterli olacaktır. Bu kodlar hem size indirim sunuyor hem de bana para kazandırıyor. Eğer size karşı bir endişeniz varsa bedava verilen oyunları deneyip kendinize test edebilir ve bunların dışında olan sorularınızı Discord'lar üzerinden kolayca sorabilirsiniz. Gerekli bütün linkler açıklamada mevcut ve bu iki kodu da kullanmayı unutmayın. Bu video için merak ettim mi acaba Flöder'e geçen bir oyun hakkında Flöder'i yaşayan insanlar ne düşünüyor diye araştırma yaptım. 1899 Amerika'sını, 2013 Los Santos'unu, 1992 Kaliforniya'sını yaptınız. Acaba günümüz Florida'sını yapabilecek misiniz? Florida gerçekten manyak bir yer ve oradaki insanların dediklerine göre evet Rockstar Trailer'deki sunumunda başarılı bir iş çıkarmış. Miami harbi harbi bu arkadaşlar. Timsah var, Rambo Okan var, sosyal medya zaten her yerde. Bazıları da gördükleriniz direkt aynıları var zaten birebir yani adamlar Vice City'ye harbi level atlatmışlar. Çok daha canlı, çok daha ayrımcı, çok daha manyak, çok daha dolu bir dünya. Yani en azından öyle gözüküyor. Reaksiyon verdiğim videolara söylediğim gibi benim derdim grafik falan değil abi tasarım. Grafik dediğiniz olayda öne çıkmak için ya bu tarz sessizlik ya da çok üst seviye kaplamalar kullanmanız gerekiyor ve GTA 6 zaten bu konuda çok başarılı olacak, bunu anlamak zor değil. Şu görsellik downgrade dese bile mükemmel gözükecek de benim derdim bu canlılığı vermeleri. Örneğin NPC'ler GTA'lardan değil RDR2'den alınması gerek ki zaten ona benzer bir sistemde kullanılacakmış, bu konuda çok bir şüphem yok. Acaba başarabilecekler mi dediğim kısım yeni getirecekleri mekanikleri açık dünyaya yedirebilecekler mi? Mesela en baştan sosyal medya olayı. Artık sadece gideyim haber okuyayım, araba alayım, yok borsaya gireyim falan değil baya böyle yayın mayın açıp aynı benim şu an yaptığım gibi insanlarla etkileşime girebileceksiniz. Trailer'ın büyük kısmını buna ayırdıklarına göre cidden öyle basit beklenti olmayacak ve yeterli de olmayacak. Sadece gelişmiş bir sosyal medya olması bu skalada bir oyun için yeterli değil ve umuyorum diğer trailer'da hikaye ve karakterleri anlatırken arada birkaç daha yeni bir şeyler gösterebilirler. Önceki GTA'larda en fazla selam veriyordunuz, arabanızı alıyordunuz, işte kızdırabiliyordunuz falan ama artık 6. oyuna beraber bunların cidden insan gibi hissettirmesi gerekiyor. GTA markasını yıllardır dönüp dönüp ziyaret eden birisi olarak şunu söyleyeyim, bu serinin en büyük eksiği benim için her zaman görev tasarımıydı. Bakın firmaların kendi oyunlarından istedikleri yegane şey şudur. Oyun beklentiyi karşılasın, büyük kitlelere ulaşsın ve haliyle büyük satsın. Günümüzde oyun fiyatları tüm dünyada artış gösterirken insanların ilk baktığı ben bu oyunu kaç saat oynayacağım ve oynarken cidden keyif alabilecek miyim? AAA oyunlarda bu konuda hiçbir istisna yok. Her oyun illa bir tane de olsa gıcık böyle gereksiz bir görev ekler. Siz belki oyunun mekaniklerini sevdiğiniz için keyif alırsınız ama aslında görev bok gibidir. Rockstar oyunlarından mesela size örnek vereyim. RDR2 Guarma kısmı, Bully'deki sınıf dersleri, San Andreas'taki Mike Torreno görevleri, RDR çobanlık bölümü, GTA 5'teki Allah'ın belası amelelik görevi, LA Noire çatışma seansları ve GTA 3. Direkt GTA 3. 6. oyun değil ki bu tarz görevlere sahip olacak siz fark etmeseniz de ve bu sefer de tam tersini söylüyorum, lütfen GTA 4'ü örnek almayın. 88 görevin herhalde bir 30 tanesi sırf size zaten bildiğiniz bir özelliği tanıtmak veya oyalanmanız için yapılmış görevler ve eminim bu oyunda da o tarz görevleri görmek istemezsiniz. Rockstar'ın kesinlikle artık oyunları uzatmak için daha iyi bir yol bulması gerekiyor ve Florida gibi bir yer onları yeterince malzeme verir fakat büyük ihtimalle çözemeyeceklerini düşündüğüm sorun araba konuşmaları. Neden abi? Neden buradaki göreve burada başlıyorum da yanındaki eleman aha bu yol boyunca konuşup duruyor sürekli? Hadi RDR2'de X'e basılı tutup geçiştiriyorsun bu kısımları da yani ben yola mı odaklanayım yanındakinin konuştuğuna mı? Bu olayı çözmek istiyorlarsa bence yapmaları gereken bu gereksiz yolculuk seanslarını kaldırıp veya en azından kısaltıp çeşitliliğe odaklanmak.
Lucy ve Jason eğer direkt oyunun başında erişilebilir olacaklarsa mesela bu ikilinin ilişkisini yolda anlatmayın da ara sahnelerde anlatın biraz mesela. Veya tam tersi ikisini de başta farklı farklı gösterip sonradan tanıştıracaksanız aynı GTA 5'te olduğu gibi. Lucy daha çeşitli, daha farklı farklı her türden göreve sahip olurken Jason'ın tam tersi daha tek düze işleri olsun. Bu sayede oyuncuya gösterilsin ki Lucy ve Jason'ın geçmişleri ve odakları trailer'da olduğu gibi farklı. Çünkü dikkatli izlerseniz Jason'ın Lucy'nin zoruyla gidiyor gibi her yere. Eğer GTA 6 gerçekten olay değil de bir karakter hikayesi olacaksa ve o hikayelere bol bol ihanet bulunacaksa bunun en iyi yolu her karaktere ayrı ayrı muamele yapılmasıdır. Bu sadece görevlerde olmak zorunda değil. Mesela Lucia daha atılgan, daha plansız, her şeyi burnunu sokup başı belaya girince annesini arayacak bir tip olurken Jason daha olgun, daha planlı, her durumda sakin kalabilen bir tip olmalı. Yani birbirlerinden ayrılmaz ikili olmak zorunda falan değiller, bırakın ayrı özellikleri olsun bunların. Özellik demişken de GTA 5'teki gibi yapmayın bence. Hem gerçekçiliği bozuyor hem de ne yani 3 defa falan kullandım herhalde bu olayı. Çok gereksiz bir şey bu ya. Peki gelelim videodaki asıl soruya yani. GTA 6 cidden başaracak mı? Ortalığın anasını ağlatacak, tarihin en büyük oyunu olacak, yıllarca konuşulacak edecek fakat başarılı olacak mı diye sorarsanız... Yani umarım. Beklentiyi karşılayamayacağı kesin çünkü bu kadar fazla beklenen bir oyunun insanları tamamen memnun etmesinin imkansız olduğunu daha önce de gördük. Bu oyunda çıktığında emin olun koca koca böyle eleştirilecek yorumlar yazacak internette, yayında insanlar oynayacak belki diyecekler biz bunu bekledik kaç yıl. Fakat işin sonunda ne olacak? GTA 6 güncel jenerasyonun en kaliteli oyunu olup sınırları dibine kadar zorlayacak. Umalım da Rockstar gözünü paraya bürüyüp oyunu tamamen online için bir malzemeye çevirmesin ve 2025 yılı Rockstar yılı olsun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için size ve katıl üyelerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ya şu sıralar neden bilmiyorum böyle sabah akşam oyun konuşup videolarını atmak istiyorum. O yüzden şöyle bir süre daha bunun gibi söyleşi videoları görebilirsiniz. Ki bir de artık videolar en azından bunun gibi videolar konusu veya kurgusu için değil de benim için izlensin. İnsanlar fikrimi merak ettiği için izlesin istiyorum. O yüzden belgesel falan biraz artık kalsın. Onun için hazır fikir var, bir ara yapacağım onu da. Bu videoyu ayın 7'sinde atarsam hemen 8'inde bir gün sonra bir eleştirel tarzı bir şey de atacağım arkaya oyun koyup konuştuğum. Ya çok uğraştırmamasını istiyorum çünkü hani bayram gidecek araya gidecek, bayramdan sonra yine devam edeceğiz zaten. Bayramdan sonra da artık yayınlar yine eskisi gibi 20.00'da videolarda saat 6'da gelecek, haberiniz olsun. Yeniden özellikle onlarca hediyelik attıkları için Megisas ve Efe'ye ve diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ayrıcalıklar ve tabi sohbet için Discord sunucumuza kesinlikle katılın, orada bayağı bir olay dönüyor buranın dışında diyeyim. Görüşmek üzere.